Kırmızı yapasını gördün tamam. Bak sıfır diye. Daha ne kadar kayıt olduğunu belli edebilir tamam yani bir şey. Allah Allah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hamile eşine bağırdı. Görmediler, kestim oraları hep. Hamile eşine kızıyor. Ya hadi oğlum hadi ya. Yandım. Yanacaksın. Daha da yavaş hareket edeceğim. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir vlog ve Enis'in kahve keyfini bekliyoruz. Arabayı sürmesi için. Bekleyeceksiniz. Nereye gidiyoruz? Cehennemin dibine. Evet, İstanbul'u terk-i diyar ediyoruz. Ve Eskişehir'e doğru yol alıyoruz. Evden çıkarken çekemedik. Çünkü çok açtık ve sinirliydik. Sinirli miydik lan? Yo değildik ama. Şeye sinirliyiz. Ha bir kalktım Şebnem'in ilk cümlesi şu. Melo küvete işemiş. Evet ama... Fuck yeah! Güne uyanmanın en güzel yolu. Ve benim gözümün önünde yaptı biliyor musunuz? Girdi, müdahale durdu, yaptı gözümün içine baka baka. Sonra kazmaya çalıştı falan. Ama sinirlendim tabii yani. Kumunu temizlememişsin çocuğun. Ne yapsın ki? Ben Melo'ya hak veriyorum. Kum daha yeni geldi. Kumunu temizledim ayrıca. Kumunu yeni gelmedi. Kumur temizdi. Sadece o sevmiyor aynı kuma yapmayı artık. Yeter diyor. Ya yolculuk yapmayı seviyor musunuz bilmiyorum. Benim aslında en çok sevdiğim şey... Bir yere varmaktan ziyade oraya varırken ki geçen zaman dilimi. Yani yolculuğu seviyorum aslında ben. Eskişehir'e gidiyoruz. Aslında günübirlik gidiyoruz. Yani bir gün bile kalmayacağız. O yüzden bilmiyorum günübirlikte nasıl bir şey olur. Eskişehir'i gezecek miyiz? Hayır. Çünkü Eskişehir'i gezdik defalarca. Oranın kültürel aktivitelerine katılacak mıyız? Hayır. Hayır. Oranın özel yöresel yemeklerini yiyecek miyiz? Hayır. Ama müthiş bir Eskişehir vlogu sizleri bekliyor. Evet, hazır mıyız? Başlayalım mı? Hayır, hazır değiliz. Ya bilmiyorum, Eskişehir'e ben üniversitedeyken ilk gitmiştim. Herkes bir şekilde gidiyor gibi hissediyorum. 184 lira az önce götümüze kaçtı. Tercih etmeseydin o zaman bu yolu. Daha uzun yollar da vardı. Hamile karıcığımı uzun yollarda heba mı edeyim? Ya bırak hamile karına şu kamerayı taşıtıyorsun ama elim var ya böyle koptu. Ver taşıyayım. Hayır canım sen emanet koyup taşıyacak mısın? Olmaz. Ne olacak koy şuraya. Zamandan tasarruf edelim dedik. Çok güzel tasarruf ettik çünkü yol çalışması varmış. Osman Gazi'ye girip 30 dakikadan yırtarız diye düşünmüştüm. Patladık. İşte değil mi? Yırtırmayan Allah yırtırmıyor. Ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız yani böyle gideceğiz işte. Onunla gidiyoruz şu anda. Tamam ben tutuyorum. Sırf sizin için tutuyorum arkadaşlar. Ayrıca karnımda da senin çocuğunu taşıyorum Enis lütfen. Benimle düzgün konuş. Allah Allah tutturdu bana 10 gündür aynısını söylüyor. Senin çocuğunu. Yani taşıyorum ben... ama çok ağır oldu artık. Ya ben Mısır prensi miyim? Sanki seni alıkoymuşum da zorla çocuk yaptım şeyi. Senin çocuğun deyip durma. İkimizin çocuğu lan. Senin. Doğunca da senin tamam mı? Doğunca tak kaçıyor. Aynen. Ben başlıyorum. Çocuk bunu seyredecek bak 10 yıl sonra gözümün önünde tamam mı? Çocuk böyle ağlayan gözler odasından dışarı çıkıyor. Anneciğim neden? Neden diyor. Bu arada bak. Böyle dedin diyor. Nasıl? Ne demek neden? Neden kaçacaktın diyor anneciğim diyor. Ya uf be öyle bir şey diyemez. Çocuk herhalde benim mizacımı anlar değil mi? Doğduktan sonra anlar yani anasının nasıl vallahi, bir şey olduğunu. 10 yaşında hiçbirimiz çok akıllı şimdi, değil. Şimdi bak şöyle bir şey şimdi. Beni tanımayanlar tabii ki de bir garipsiyor olabilir söylediklerimi şunu ya da. Şunu söyleyeyim evet ben tanıyorum ben hala garipsiyorum. Hiç merak etme. Aşk olsun ya. Ama hani sonuçta tanıyınca belli bir mizaca sahip olduğun anlaşılıyor yani. Çocuk herhalde onu anlar diye düşünüyorum. Anlamazsa çok zorlanır çünkü. Şakalarımdan zorlanır. Çok ofansif şakalar yapar. Çok ofansif şakalar yaparım. Zor olur çocuk için. Çocukla bir taşak geçer ya şimdi. Ya inşallah çok hassas bir kalbe sahip olmaz ya. Çık hassas kalpler için dünya çok zor bir yer. O yüzden vallahi inşallah öyle olmaz. Babası yengeç burcu. Her şey ay evet olabilir. Ya bu biraz ağlak. Evet. Ben... Oraya ne söyledin şimdi? Neden bunu dedin şimdi? Neden dedim bunu yavrum? Hayır değil şaka yaptım. Şaka yaptım öyle bir şey hiç yok. Hiç ağlamadım. Hiç ağlığını görmedim. Gerçi sen duygusal bir şey de izlemiyorsun Enis ya değil mi? Ondan aslında. Sen de bir gün bir duygusal film izleyek mi ya? Dedim ben duygusal film izlersem ağlarım ki. Ama hiç izlemedik ve ben görmedim ağladığını. Olur mu ya? Ağladım kaç kere seyrettik ya. Bak hatırladıklarımı sayıyorum. Ayla. Ağladın mı Ayla'da? Lan sen kendi gözyaşlarına bakmaktan benimkini görmemişsindir herhalde. Olabilir ağa bak çünkü duygusal galiba... filmde Şebnem de kilitleniyor. Tabii ben saklamaya çalışıyorum ağladığını. Bulanıklaşıyor yani ben saklamaya çalışmıyorum yani. Ben saklamaya çalışıyorum. Böyle ağlıyorum. Ben böyle hani çok... Ben asla zayıflığımı göstermeyi sevmem. Ağladığımı görsün istemem kimse. Hemen bir baba olarak şey izledim. Artık. Babam ve oğlu mu? Babam ve oğlumu izleyeyim onu doğru söyledim. Bak onu gideyim de bir posta onu alayım. Ona da mesela ağladım. Ama beraber değildik o zaman tabii. Evet. Ama şimdi açsam gene ağlarım yani. Ben de ona ağlamıştım. Babam ve oğluma ben de ağlamıştım. Sana ne oluyor ya? Mevzu babasıyla oğlu arasında. Bir şey sen niye ağlıyorsun kadın? Biz onu ailecek izledik tamam mı evde? Ailecek izlenmeyecek filmlerde bence bir numara. Neyse ama hayır işte kimse ağlamadı. Hele annem diyor ki kızım bu film saçmalamayın. Allah'ım ya
ettim ya. Böyle benle kardeşim ağlamıştım çünkü. Babam zaten hiç sallamadı. Yani şey olarak annem de babam ya çok gerçekçi insanlardır. Annemin hele şeye film ki bu demesi. Ya ben de gerçekçi insanım da güzel bir şey bence ağlamak. Yani filmin içine girip yani giremiyorlar işte. Yani. Onlar giremiyorlar demek ki. Yani biz girmişiz hep de yani bilmiyorum. Ağlamayın. Ama onlar ağlamış çok iyi. Çok iyi hatırlıyorum. Yani hatta koltukta oturma sıramızı bile hatırlıyorum ya ağlarken ki. O yüzden herhalde bilmiyorum bana ağlamak şey geliyor. Yani film izlerken ağlamak biraz işte zayıflık gibi geliyor galiba. Ondan olabilir belki. Aa, aa çocukluğuma indim hemen. Ha, her analiz yaptım. İşte bu be. Kendi kendini çözen kadın. Arkadan selektörler geldi. Uzun yolun vazgeçilmezleri. Arkadan yapılan selektörler. Sen de o zaman ortaya çek. Bak adam ne güzel fıttırdı gitti hızlıca. Neyse. Ne güzel fıttırdı gitti mi? Hayır sakın sen gitmeyeceksin öyle ne şey yok. Aa! Hayır sen yani senin sol şeritte ne işin var anlamında söyledim ben. Arkamdaki önceki sen ortadan gideceksin. Senin şeyin orta. Ha ben de Eskişehir anlatacaktım lan. Sen hemen Eskişehir'e gittin bilmem ne. Kendi anılarını anlatıyorsun. Hiç bana şey yapmıyorsun. Merak mı etmiyorsun lan? Sen ne zaman gittin? 10 saniyede ne yaşadın Eskişehir. Az önce? Eskişehir. İçinde sen 10 saniyede ne yaşadın gittin, ya? Ne yaptın orada? Sen bana anımı mı sordun? Anını sormadın ama sen kendi kendine anlattın. Demek ki neymiş? Anısı olan anlatsınmış. Ne alakası var? Sen ne zaman gittin Eskişehir'e? Anısı olan anlatıyor işte. Ne kafana göre? Anlatmıyorum lan. Çok güzel anılarım vardı Eskişehir'de. Bari bir anlatsak 3 milyon izlenirdi ama hiçbirini anlatmayacak hiçbir şey. Kesinlikle. Bebeğim öyle bir şey değil. Bak sana zorla bir şey anlatmaya gibi bir şey yok. Ne istiyorsam içinden ne geliyorsa onu konuş. Ya değiştiriyorsun ki konuyu hemen. Ama akış işte bu. Biz program biz bu. Ne bu teke tek mi anasını satayım? Yani neyse akışta ona göre konuşuyoruz. Sen yani, anlattın az önce 5 dakika önce. Anla burada. Ailenin seni bağlama kızım. Film bu muhabbetini sen anlattın. Anlattın da senin hiçbir şey değil daha. Yok yoldan gidiyorsun. Ya neyin rekabetindesin şu anda? Bok bir şey yani. Eskişehir'le anısına bakın yani. Ya sen şu an neyin yarışındasın? Ben neyin rekabetine giriyorum? Anlatmıyorum. Herkes bundan mahrum kalsın. Ha, herkes şu anda gözyaşlarına boğuldu. Anlat da neden mahrum kalacağımızı bilelim. Anlatmıyorum. Evet. Evet. Ben de anlatmıyorum. Defalarca videonun devamı gittim. Küs olarak devam ediyor. Eskişehir'de de birçok aynen anım var. Peki küstük mü o zaman? Anlatmıyorum. Küstük mü? Sen küstün galiba. Çocuk musun? Ben çocuğum. Ben yengeç burcum, duygusalım. Aman sen demiyor musun yengeç burcusun duygusal? Aman öf kapatıyorum ya. Peki şey mesela bizim çocuk şimdi hani Başak burcu olur ya olabilmeye. Bizim çocuğun Başak burcu olabilmek. Bu eve koyacaksın ha söyleyeyim. Geçen benim çünkü dilimi sürçmesini koymuşsun. Ama komikti. Çocuğun Başak burcu olma muhabbeti var yani olur da bir ihtimal erken doğum olursa ya yani olmasın da ne olursa Başak olmasın, burcu olacak evet, ya. Evet vaktine gelsin. Şeyden de konuşuyorduk işte böyle hani 2-3 ay önce ya Başak burcu olmasın falan gibi bir şey söylüyordum. Ben değişikte kapıldım evet aslında. Şöyle oldu. Şöyle iş kibarlaştım diyeyim ben. Şok oldum çocuğum Başak burcu olan ihtimali. Öyle bir ihtimal aynen hani. Ya tabii ki de vaktinde gelsin öyle bir şey olmasın Allah korusun. Ama hani olmazsa eğer ben önce geleceğim diye tutturursa öyle bir ihtimalimiz var. Ne olacak ki. Başak burcunda? Ne mis gibi burç. Bebeğim Başak bizle yaşayamaz. Neden? Bir yengeç bir boğa ile yaşayamaz bence yani. Niye ki Başak'ın nesindesi var ki çok mu şey? Titiz ya onlar acayip titiz. Bizim evde titizlik olabilir mi sence? Bizim evi düşün yani hayvanlar, tüyler onları düşün yani. Bizim ay, evde titizler olabilir mi? Neyse ki burçlara inanmıyorum da derdim yok. Bu arada zaten şey Başak biliyor musun ki? Şebnem de burçlara inanmıyor. Öyle konuşuyor. Niye inanıyor? Ben niye böyle konuştuğunu anlamıyorum. Ya annem Başak benim annem oradan. Ya annesinin titizlik hastası değil. Annem de şey ya. Annem de titiz. Annen hastası falan değil titizlik ya. Ulan geliyor bizle takılıyor rahat rahat. Hayvanların hiçbirine tiksinmiyor. Ya tiksinmiyor olabilir canım. Tamam öyle şey değil. Ya tam kadın insani düzeyde bir titizliği var. Ona o kadar da bir şey demeyeyim yani. Aman. Gerçi annem Başak değil ya. Sonradan o değişti o burç. Yani şey onunla biliyorsunuz bilmiyorum sizin anneleriniz öyle midir de yani belki gençlerin burada anneleri öyle olmayabilir ama yaşı büyük olanların anneleri kesin böyledir. Yani yeni doğdukları zaman hemen yazdırmadıkları için nüfusa çocuklar daha sonradan kayıt edildiği için aslında gerçek doğum tarihini çoğu anne baba bilmiyor aslında yani genel itibariyle ve çoğu da mesela 1 Ocak'tır doğumu. Herkes böyle kafadan 1 Ocak yazdırmış. Sizin orada yaygın belki bizim orada hiç öyle bir yok. Yok nasıl herkesin doğar doğmaz mı? Senin annenin babanın da doğum tarihi doğru değildir henüz. Doğru. Değildir. Benim doğru. Değildir. Sonradan annem kendisi baktı ve buldu. İşte annesine sordu. Dedi ne zaman oldu? İşte kirazlar olmuştu. Bayram şuydu buydu. O seneye de... Babamı anlayabilirim de annem zaten İstanbul'da yaşıyor. Niye nüfus müdürlüğüne kaydedilmesin ki? İstanbul'da doğdu büyüdü. Hemen mi? Anında mı kaydettirmişler? Evet bebeğim niye kaydettirmesinler? Anne yani İstanbul'un göbeğinde niye öyle bir... İlk defa ulan bizim tüm sülale biliyor ki doğumunu. Ben sizde gördüm ilk defa bilmeyen. Aa. Benim arkadaşlarım annelerim orada bile biliyordu. Ya bilmemek değil. Sadece doğru tarihte kayıt yaptırılmıyor. Annem aslında Mart'ta doğmuş benim ama Eylül'ü kaydettirmişler. İstanbulluyuz. Şeymiş. Evet, siz biraz öyle biz biraz kokoşuz. Biz köylüyüz. Yani biz biraz kokoş olduğumuz için bizim doğum tarihimiz doğrudur. Aynen. Biz köylü olduğumuz için bizim değil.
Yani biz komik. Bizde mesela isim olarak da şey de söylenmez mesela. Senin adın Enis ya, sana Enis demezler. Bunun, Ali derler bunun mesela. Bunun kokoşlukla, köylükle, bunun hiçbir şeyle, bu garip bir şey. Yani bu, bizde öyle bir adet de var. Bu biraz garip yani. Mesela ismin senin de Ayşe mi? Aysel diyeceğiz. Aysel derler neden mesela. Neden yani bilmiyorum yani. Neden böyle bir hiçbir fikrim yok neden böyle bir şey olduğuna dair. Böyle seviyoruz, böyle seviyoruz. Canımız neyse onu diyoruz. Galiba Eskişehir VLO yolda geçecek sadece. Evet, Eskişehir'e geldim ve şimdi Eskişehir'in inanılmaz lezzetlerinden biri olan makaronu tadacağım. Eskişehir'in lezzetlerinden makaron. Boyalı kuru pasta yiyorum. Evet, şimdi de Eskişehir'in meşhur tatlısını tadıyorum. Tatlı değil bu, pasta pasta. Sizler için tadıyorum. Eskişehir'in meşhur yemeğini yiyoruz şimdi. Bu sefer beraber yiyeceğiz ayrı ayrı. Yedin mi? Ben daha yiyorum. Eskişehir'in meşhur köftesi. Biliyorsunuz köftesiyle meşhur Eskişehir. Öyle mi? Mutlaka açtı. Müthiş bir gezi oldu. Harikaydı, harikaydı. Yani beraber eğlendik bayağı. Ama günübirlikti ya. Günübirlik Eskişehir gezi sence bu kadar olur. Ne yapabiliriz? İşte Eskişehir'deki anılarımı aslında yeni bir anı daha ekledim ama diğer siz o anıları bilmiyorsunuz. Enis izin vermediği için. Ya ne alakası var? Anlatsana, merak ettim. Ha, laf değiştirdiği için. Söyle hangi anısı? Hangi bir sürü oğlum. Ben bir sürü anım var ki. Ben üniversitedeyken Eskişehir'e kaç kere gidip geldim yani. Ve kaç kere? 2 ya da 3 kere gitmişimdir. Yok, bir anım yok ya, boşver. Aslında gençlere var ya, verebileceğim bir sürü güzel tavsiye. Ya bir sürü güzel bir mekan. Bu nasıl bir video? Bir sürü güzel. Eve döndüğümüzde Dante'yi çekeyim mi size? Dante! Anam. Dante oğlum, Dante! Gel oğlum. Gel oğlum. Iy, kız da buradaymış. Bak, aslında nasıl zıplayalım? Nasıl zıplayalım? Dante zıpla. Dante zıpla oğlum. Oğlum ödül müdül yok. İstanbul çok nemli ya. Bok gibi İstanbul. Dönüp duruyor bak, her şeyi yapıyor şu an. Şov peşinde şov. Pati. Kime pati? Aa, havaya pati. Boşluğa. Boşluğa pati atıyor. Dönüyor, pati atıyor. Bildiği tüm şu an şeyde cevapları veriyor. Hadi Ayfin, bitti oğlum. Ve ödül maması yok tabii ki de. Dante gelir misin? Kapıya bakıyor ya. Bize bakmıyor ha. Mutfağın kapısına bakıyor. Hadi gel oğlum, gel. Gel bitti annem, gel. Yani.